ilçe kaymakamlığımızla beraber, ilçe tarım müdürlüğümüzle, ziraat odamızla beraber işbirliği içerisinde tekrar Gördes'te ayvayı yetiştirmek için, canlandırmak için, gelecek nesillere ayvayı taşıyabilme adına ayva fidanı dağıttık. Ayva bahçeleri oluşturduk. Bu ayvalar tekrar ürünlerini vermeye başladı. Özellikle yani Gördes ayvasının, ekmek ayvasının hem yemesi hem aroması çok farklı. Gördes ayvası olarak. Şu anda ayva bahçelerinde bunlar yetiştirildi. Ve halkımız tekrar bundan ekonomik bir gelir elde etmeye başladı. Gördes deyince abla zaten ilk önce gelen Gördes denildiğinde halısı ve ayvası akla gelirdi. Ben 2012 yılında Ziraat Odası Başkanı olduğumda baktım ki Gördes'in ayvasının adı var ama kendisi yok. Biz belediye başkanımız olsun, gerek bundan önceki kaymakamımız Davut Gül'le böyle istişare ettiğimizde hep bu konu da gündeme geliyordu. Bu ayvayı nasıl geliştiririz, ne yaparız diye. İşte bu ayvadan çıkarak Gördes ayvacılığı geliştirme adına bir soğuk hava projesi gündeme aldık. Zafer Kalkınma Ajansı'yla birlikte belediye başkanımız, belediye ve ortaklaşa ziraat odamız, ilçe tarım müdürlüğümüz böyle bir proje hazırladık. Bu projede kabul gördü. İşte bunun neticesinde biz soğuk havanın yapımına başladık. Bu projenin içerisinde zaten ayva fidanı, çiftçilerimize ayva fidan dağıtımı da vardı. Biz 36 çiftçimize ziraat odamızın katkılarıyla, Zafer Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla ayva fidanı dağıtımı yaptık, 80'er tane. Proje buradan başladı. Ertesi yıllarda yine kaymakamlığımızın, belediye başkanlığımızın ve ziraat odamızın yine bir projesi oldu. 1500 ayva fidanı yine çiftçilerimize dağıtımını yaptık. Yavaş yavaş Gördes'te ayvada bir hareketlenme oldu. Ayvanın getirisi de güzel olduğundan vatandaş kendisi ekebilir, kendisi ekti. Kendisi ekemeyen yine bizim kendi kooperatifimiz de var, kalkınma kooperatifimiz. Oradan yine vatandaşımıza ayva fidanı temini yaptık. Gördes'te belli bir merhaleye geldik. Yani şu anda 800 bin dönüm civarında ayva ekili bahçemiz var. Bu sene yetişen ayvalarımız hemen hemen tarlada alıcısını buldu. 2 liradan 3 liraya kadar vatandaşımız ayvayı sattı. Güzel bir gelir elde etti.